Ya Falçat amca, sen fena halde kan kaybediyorsun ya, fena halde. O sokak köpeklerine dalaşma demiştim ya. Allah Allah, bir yerlerde durmamız lazım. Oğlum ölecek lan o niyam. Resmen bir haftadır yollardayız. Ve az önce sokak köpeklerine dalaştı. İkisini dövdü, birisini ağır yaraladı, birini galiba öldürdü. Bu Falça da çok tehlikeli ve beni bir yere götürüyor. Bir haftadır yürüyoruz amca ya. Daha gidemedik işte. Biraz soluklanalım. Olmaz aslanım, olmaz. Şimdi soluklanamayız babasının aslanı. Takip et babanı. Bu kanın bir önemi yok, merak etme. Kanasın. Sokak köpekleri senin baban Falçata'ya bir şey yapamazlar. Senin baban Falçata psikopatın önde gidenidir. Benim kanımın birazdan diner. O ne yap? Ne dinmesi lan? Oluk oluk kan akıyor. Oluk oluk. Ya bak Falçat amca, seni sevmeye başladım. Yani babam değilsin ama iyi bir köpeksin. Senin ölmeni istemem. Lütfen artık bu çılgınlığı bir durduralım. Nereye gideceksek gideriz yine. Ama önce kanamanı durdurmamız lazım. Ama bak sen bana amca dedikçe benim kalbim kırılıyor babasının aslanı. Ben senin baban Falçatayım. Ve seni annem Ponza ile tanıştırmak için köye götürüyorum. Biz bir süredir kaçıyoruz da mecburen köyde saklanıyoruz. Malum benim arena geçmişimden dolayı birazcık başım belada. O yüzden lütfen fazla bir yolumuz kalmadı. Babacığına itaat et, olur mu? O ne yap? Hala babacık diyor. Ya sen benim babacık değilsin. Ben senin oğlun değilim. Benim Ponza diye bir annem yok. Ve benim babam Terminatör. Ya bak Falçat amca, iyi bir köpeksin gerçekten. Kalaman durana kadar bari dinlenelim, bir yerlerde kalalım. Bak ileride inşaat var. Orada duralım. Ya amma ısrarcı çıktım be babasının aslanı. Amma ısrarcı ya. Ah, inşaat mı? İyi tamam. Seni susturacaksa bu geceyi burada geçirelim. Ama daha fazla vakit kaybedemeyiz babasının aslanı. O yüzden bu geceden sonra hemen yürüyeceğiz. Bir haftadır yollardayız. Çok az yolumuz kaldı. Seni annene ulaştırmak istiyorum. Seni görünce kim bilir ne kadar sevinecek. O niyam, ne demezsin? Kesin çok sevinecek. Allah'ım ya, galiba bunun psikolojik sorunları var. Çünkü yani baksanıza normal davranmıyor. Herhalde bunun oğlu falan öldü. Beni o sanıyor. Ve muhtemelen karısı da öldü. Beni boş yere bir yere götürüyor. Ama neyse, yanından ayrılmasam iyi olur. Sonuçta beni o kadar barınaktan falan kurtardı. Ya benim buna vefa borcum var. Benim vefalı bir pitbullum. Ne konuşuyorsun içinden babasının aslanı ha? Ben senin içinden konuştuğunu duyabiliyorum. Söyle bakayım. Oniyam, duyabiliyor musun? Herhalde. Babacığımı çok seviyorum falan diyordu. Oniyam, nereden bildin lan? Evet evet öyle diyordum. Oğlum bu manyak ya, vallahi manyak. Kesin ruh hastası, psikopat. Lan bu şifosren falan olmasın. Benim babacım bahsetmişti. Böyle köpekler şifosren falan oluyormuş. Bu şifosren galiba. Demek sen babanı çok seviyorsun ha? Aslanım benim. Mavişim. Maviş. Gel hadi. Şu inşaatta biraz dinlenelim. Bari kanamamız dursun. O arada sen beklersin. Ben başında nöbet tutarım. Sabah olunca bu ormanlarda biraz tavşan avlarız. Karnımızı doyururuz. Akşamına annem Ponza'nın evine gideriz oğlum. Merak etme. Baban her şeyi düşündü. Benim aslanım. Ya oğlum senin buralarda ne işin var ya? Allah Allah. Terminator Junior ya. Nerelere getirmiş oğlum ya? O şerefsiz katil Doberman oğlumu kaçırdı ve resmen aylardır onu arıyorum ya. Merak etme Terminatör. Geliyorum oğlum, geliyorum. Kokusu buradan geliyor, buradan geliyor. Fazla uzakta değil. Oğlum aylardır aç susuz seni arıyorum var ya. Aç susuz seni bulacağım oğlum, bulacağım. O ne ya? O ne lan? Lan oğlum, oğlum sen misin? Oğlum. Oğlum. Oğlum değil. Ne olmuş lan buna burada? O niye ya? Ölmüş galiba. Evet. Mefta gibi duruyor. Allah Allah. Oğlum kim yaptı bunu lan? Araba falan mı çarptı ya? Çok yazık olmuş. Güzel hayvanmış. Sokak hayvanı olmasına rağmen. O niye ya? O ne lan? Oğlum orada iki tane daha köpek var lan. Lan. Yoksa bunları Terminator Junior mi yaptı? Oğlum mümkün değil lan. O niye ya?
İki tane köpek. Hem de ölü. Oğlum burada ne olmuş lan? Resmen savaş çıkmış. Aman Allah'ım. Terminator. Terminator Junior. Onun başı belada. Oğlum onu bunun yapmasına imkan yok. Kesin o katil Doberman Azrail yaptı. O ne ya? Orada bir köpek daha var lan. Oğlum ne oluyor lan? Evet. Burada bir köpek daha var. Bu da ölü. Koku bu taraftan geliyor. Bu taraftan. Terminator Junior başını belaya soktu ya. Kesin ya. Ulan oğlum var ya. Merak etme, seni kurtaracağım. Sonra da kafanı ısıracağım ulan küçük. Sen kendini niye kaçırttırıyorsun? Bir dakika. Bu Terminator'un kanı değil. Buradaki köpeklerin kanı hiç değil. Bu başka bir köpeğin kanı. Bu galiba katil Doberman Azrail'in kanı. Ulan. Ulan. Seni buldum. Demek yaralandın ha. Yaralandı. Merak etme katil Doberman Azrail. Merak etme. Seninle işim bittiğinde yaralanmış olmaktan fazlası olacaksın. Seni öldüreceğim oğlum. Öldüreceğim. Terminator Junior'a saldıran hiç kimse yaşayamaz. Hiç kimse benim ve Lady'nin oğlunu kaçıramaz. Ben Terminator'um oğlum. Arenalar Fatih. Ölümün benim patilerimden olacak. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te yavru Pitbull'un hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi bizim yavru Pitbull Terminator Junior falçatayla birlikte barınaktan kaçmıştı. Ve bir de baktık ki haftalardır yollardalar. Üstelik falçata ağır yaralı. Çünkü gördüğünüz az önce falçata resmen sokak köpekleriyle boğuşmuş ve fena halde yaralı. Bir de üstüne bizim Terminator, yani orijinal Terminator geri döndü. Gördüğünüz gibi Terminator oğlunun peşinde resmen aylarını geçirmiş. Biz bunları tabii göremedik. Lakin siz hep soruyordunuz, Terminator oğlunu aramıyor mu diyordunuz. Elbette ki arıyordu ve gördüğünüz gibi sonunda buldu. Arkadaşlar, Terminator oğlunun hala katil Doberman Azrail'in patilerinde olduğunu düşünüyor. Lakin tam tersine manyak bir hayvanın pençelerinde falçata adında kendisini Terminator Junior'ın babasını ilan etmiş bir pitbull'la karşı karşıya. Elbette ki Terminator bundan haberdar değil ve bugün manyak bir kavga kopacak. Bakalım bu kavganın galibi kim olacak? Terminator falçatayla dövüşecek. Bakalım falçatayı dövebilecek mi? Hadi izleyip görelim. Ya falçata amca, senin bu kanaman dinmeyecek gibi ya. Dinmeyecek gibi. Acaba insanların yardımını mı arasak? Bir itiraftan yardım bulmaya çalışayım mı? Hayır babasının aslanı. Hayır. Yapmana gerek yok. Merak etme. Babanın kanaması ciddi değil. Babacığına birkaç saat müsaade et. Babacığın uyusun. Birkaç saat sonra ben nöbeti devralırım oğlum. Ya saçmalıyorsun ya. Saçmalıyorsun. Bu kanama dinmez. Ya falçata amca, öleceksin bak. Lütfen inat etme. Gideyim insan yardımı bakayım lütfen. Olmaz. Olmaz oğlum. Olmaz. Ayrılma benim yanımdan. Seni bir daha kaybetmek istemiyorum Maviş. O ne ya? Benim adım Maviş değil. Terminator Junior. Ve beni kaybetmeyeceksin. Merak etme, kaçmayacağım söz. Sadece insan yardım arayacağım. Lütfen izin ver. Öleceksin ya. Bana bir kere içten ve yürekten gelerek babacığım seni seviyorum. Falçata baba dersen gitmene izin veririm. Yardım bulmana izin veririm oğlum. Oynayam. Baba mı? Oğlum ya, inat etmek isterdim ama hayvan ölecek ya. Ölürse inadın hiçbir faydası kalmaz. Evet babam değil ama düşmanım da değil. Beni sokak köpeklerinden korudu. Barınaktan kurtardı. İyi bir adam yani. Tamam. Diyeceğim. Babacığım. Falçata babacığım. Gidip insan yardım arayabilir miyim babacığım? Bu sözleri senin o güzel ağzından duydum ya. Ölsem de gam yemem oğlum. Git ara Mavişim. Git. Onu yap. Tamam. Burada bekle. Benim hemen bir yardım bakacağım. Allah'ım ne olur etrafta yardım olsun ya. Ne olur olsun. Ulan yok mu bir insan belirtisi ya? Onu yap. O ne lan? Oha. Yok mu bir insan belirtisi? Aa. Arabalar var. Araba varsa insan da vardır. İnsanlar. İnsanlar yardım edin. Yardım edin.
amcam ölüyor ya da babam, her neyse tanımıyorum, kim ne bilmiyorum, yardım edin. Tuvalette misiniz ya, tuvalette misiniz? Burada makine çalışıyor. Buradalar kesin, buradalar. İnsanlar. Aslanım, mavişim babası için yardım aramaya çıktı. Kendisine Terminator Junior diyor ama o benim mavişim. Onu kandıran o şerefsiz köpeği bulursam kendi dişlerimle yolacağım derisini. Kendi dişlerimle. Bir daha beni oğlumdan hiçbir kuvvet ayıramaz. Hiçbir kuvvet. O kadar emin olma. O kadar emin olma. Buldum sizi sonunda. Demek oğlumu kaçıran ve onu benden uzaklaştıran köpek sensin. Ben demek aylarca katil Doberman Azrail diye bir hayalet aramışım. Demek oğlum başından beri senin yanındaydı. O yüzden bulamadım. Sen de kimsin? Ben Terminatör. Senin az önce oğlum diye bahsettiğin Terminatör Junior'ın babası. Gerçek babası. Lan sen kimsin oğlum? Sen kimsin de benim oğlumun üstüne şeyh düşersin lan? Onun bir tek babası var, o da benim. Demek o Terminator sensin ha? Arenalar Fatih. Bir gün bugünün geleceğini biliyordum ama bu kadar erken beklemiyordum. Beni evladımdan ayırırsın ha? Ulan ne saçmalıyorsun sen? Ben seni evladından falan ayırmadım. O benim oğlum. Terminator Junior'ın babası benim. Bana bak. Yaralısın, kan kaybediyorsun. Benim kitabımda yaralı hayvana saldırmak yazmaz. Oğlum nerede? Nereye sakladın onu? Terminator Junior'ı alıp gitmeme izin ver, yoksa seni öldürürüm. Sen ne öldürdüğünü sanıyorsun aslan? Ben koskoca falçatayım. Falçata. Bana bak oğlum, bana bak. Ben falçata, maşrafa falan bilmem. Ben adamın canını okurum. Benim oğluma çökecek adam daha bu dünyaya gelmedi. Ne iki ayaklı ne dört ayaklı. Bana bak lan, oğlum nerede? Son kez soruyorum. Yoksa bundan sonra dişlerim konuşur. Boş tehditlere, karnım tok. Ben tehditten değil, icraatten anlarım. Benim oğlum bana, babasına insan yardımı bulmaya gitti. Döndüğünde de seni görmeyecek. Çünkü seni toprağın altına gömeceğim. Ben oğlumu bir daha kaybetmeyeceğim Terminatör. Bana bak lan. Seni son kez uyarıyorum. Kanıyorsun ve sana saldırmak istemiyorum. Oğlumu alacağım diyorum. Bak sakın deneme. Isırırım. Saldırma. Saldırma diyorum sana. Saldırma. Yerde kal. Bu mümkün değil. Ulan hala kalkarsın ha. Hala kalkarsın. Bu çamurda dövüşmek ve ölmek istiyorsan pekala falçata. Pekala. Bunun sorumlusu ben olmayacağım. Ben oğlumu sana bırakmayacağım Terminator. Ulan o senin oğlum değil. Benim oğlum. Terminator Junior benim. Senin değil. Sen kimsin lan? Sen kimsin? Onu sokak hayvanlarından korumuş olabilirsin ama ben onun gerçek babasıyım. Dur artık! Asla durmayacağım. Oğlumu bir daha çalmanıza izin vermeyeceğim. İzin vermeyeceğim. Anladınız mı? O zaman öleceksin. Öleceksin falçata. Öleceksin. Ben sana yaşama fırsatı vermeyeceğim. Ya oğlum burada hiç insan yok ya. Arabalar var ama insan yok. Yardım bulamadım ya, yardım bulamadım. Falçat amca, sen yürüyebilecek durumdaysan bence buradan gidelim. Burada insan. O ne yap? Babacığım, ne yapıyorsun? Seni kurtarıyorum oğlum. Oğlum benimle gelecek diyorum falçata. Ölürüm de izin vermem. O zaman ölürsün. Babacığım. Babacım ne yapıyorsun? Hayır, hayır dur. Hayır kavga etmeyin. Lütfen kavga etmeyin. Lütfen. Babacım. Babacım yapma. Yapma babacım. Yapma. O yaralı. Yapma. Yapma babacım. Oğlum çekil. Çekil önümden.
Önüme geçiyorsun. Öldüreyim şunu. Hayır. Hayır ya. Ne saçmalıyorsun? Geri çekil. Falçat amca, zarar veremezsin. Falçat amca. Falçat amca, iyi misin? Ne yaptın ya canavar? Merak etme oğlum. Merak etme. Bir daha seni kötü köpeklerin almasına izin vermeyeceğim. Vermeyeceğim oğlum. Seni kaçırmaları babanın hatasıydı. Bir daha izin vermeyeceğim. Oğlum, ne canavarı? Ben seni kurtarmaya geldim. Bu şerefsiz seni kaçırmadı mı? Ya evet, kaçırdı ama barınaktan. Barınaktan kaçırdı beni. Doberman Azrail gibi de değil. Beni hep sevdi. İyi davrandı. Beni oğlu sanıyordu. O iyi birisi. Neden zarar verdi ona? Oğlum ne bileyim ben, Allah Allah. Ben konuşmaya geldim. Seni alamayacağını söyledim. İlk o saldırdı. Yani biliyorsun benim prensiplerim gereği. Prensipli bir hayvan olduğum için ilk beni ısırmadım oğlum. Ya başlayacağım sana da prensipleri gidi şimdi. Falçata. Falçata amca. Ölme amca. Ölme. Lütfen. Yardım et ya. Ne yapayım oğlum, Allah Allah. Ne yapayım? Ben doktor değilim ki. O niyam ölüyor galiba. Evlat. Merak etme. Baban seni bırakmayacak. Evimiz birkaç kilometre uzakta. Buradan düz gidiyorsun. Toprak yolu takip ediyorsun. Tamam mı Mavişim? Annen orada. Annen orada. Karşınıza büyük bir ev çıkacak. Büyük. Amca? Falçata amca? Falçata? Gözleri kapandı. Babacım ölüyor. Ölüyor, bir şeyler yap. Oğlum ne yapayım, Allah Allah. Ne yapabilirim? En fazla acısını dindirebilirim. Öldürebilirim. Yani saçmalıyorsun. Saçmalama. Onu taşımamız lazım. İp bir şey bul. Onu bağlayalım. Götürelim. Ev uzakta değilmiş babacığım. Kurtaralım onu. Ne? Kurtaralım mı? Oğlum kusura bakma da ben prensip olarak bana saldıran hayvanları kurtarmıyorum. O yüzden bunu burada bırakması en iyisi. Bırak ölsün. İnşaatın dibine gömülsün. Bence biz bunu burada bırakalım. Benim oğluma baba diyecek hayvan yaşamayı hak etmemiştir. Ya hayır ya. Hayır ya. Babacım, vallahi bak sana söylüyorum. Falçat ölürse bir daha sana baba demem. Demem. Onu kurtaralım ya, lütfen. Evet arkadaşlar, bir videonun da sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Yavru Pitbull'un hayatında manyak bir bölümle resmen seriye devam ettik. Ve gördüğünüz gibi bugün Falçata ve Terminator Junior inşaata sığınmak zorunda kaldı. Çünkü Falçata ağır yaralıydı ve Terminator Junior yardım bulmak için çıktığında gerçek babası çıka geldi. Falçata ile karşılaştı ve resmen hiç acımadı, parçaladı. Gördüğünüz gibi Falçata'yı şu an fena bir konuma soktu. Hayvan zaten yaralıydı. Şu anda ölecek mi ölmeyecek mi bilmiyoruz. Terminator ölmesi taraftarı, siz ne diyorsunuz? Sizce Terminator ne yapacak? Kurtarmayı seçecek mi? Yoksa gerçekten de onu dediği gibi burada bırakacak mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi Terminator gerçekten güçlü bir hayvan. Falçata'yı yendi. Lakin yine de çok adil bir maç olmadı. Çünkü Falçata yaralıydı. Ne diyorsunuz? Sağlam bir dövüşte sizce Falçata mı yener? Yoksa Terminator Falçata'yı döver mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şimdi çok sessiz olmamız lazım Ateş. Tamam mı? Çok sessiz. Gel 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 gel. Ateş. Burada birisi var. Nasıl yani abi? İçeride mi? Gerçekten mi lan? Ben sen beni trollüyor sanmıştım. Ana! Abi, çok rahat onu alabiliriz. Hazır oturuyor koltukta. Arkasından gidip yapışalım abi. Ateş! Yolunda gitmeyen bir şeyler var. Burada eksik bir şeyler var. Bir şeyleri kaçırıyoruz. Ya neyi kaçıracağız abi? Neyi kaçıracağız? Şerefsiz orada duruyor işte. Gidelim paketleyelim ya. Hayır Ateş, hayır. Yolunda gitmeyen bir şeyler var diyorum sana. Bir şeyler. Ben sana demiştim Ateş. Demiştim. Lan! Ne yaptın abi? Oha! Yok artık. Var artık Ateş, var artık. Dikkatli olmazsan her an ölebiliriz. Sen bu şerefsizin yanından ayrılma. Uykuya dalmış belli ki. Ben diğer odaları temizleyeceğim.
Ateş, burada birisi var. Bak sen şerefsize. Pişt, pişt. Goodbye. Ölüm vakti.